Berlin'e bir gideceğiz. Sevgili Ufuk Kanka Aracan'a gideceğiz. Kısat da hemen gidebiliriz. Hazırmış. Çok da bekletmeyelim stadyumda çünkü. Kısa bir ara verelim. Ufuk Kanka Aracan bizi duyuyor diye düşünüyorum. Berlin Olimpiyatı'nda turnuvayı yerinde takip ettin. Turnuva ile ilgili düşüncelerini, izlenimlerini soracağım. Çok güzel içerikler çıkardın. Seni sosyal medyada takip ettik. Ama şunu sormak istiyorum. Finali bize anlat. Nasıl bir final izledik? Neler yaşandı? Herkese iyi akşamlar ve iyi yayınlar. Bence hak eden kazandı. Bir ara İngiltere yine durup durup fizikle turnuvayı kazanır mı endişesi taşıyordum açıkçası. Ama şükür ki hak eden kazandı. En azından futbolun en üst mertebesinde hak eden kazansın. İsteyen bir futbol severim her şeyden önce. İspanya çünkü buralara kolay gelmedi. İspanya'nın bu turnuvaya gelene kadar aslında turnuva bu işin çıktısı İspanya için. De La Fuente önceki Avrupa şampiyonası da U19'larla. U21'lerin zaferlerinden gelen bir futbol adamı. Ve U19'da U21'le yaşadığı başarıları aynı oyuncu grubuyla harmanlayarak en üst mertebede İspanya milli takımında şampiyonluğa ulaştı. O birlikte 11 sene geçirmiş, çocukluğundan beri beraber vakit geçirmiş İspanya futbolcular şu an önünde birbirlerine sarılıyorlar, kutluyorlar ve gerçekten görürken insanın içini ısıtan manzaraları bize sunuyorlar. O açıdan ben kendi adıma mutlu olduğunu söyleyeyim. 2015 yılında orta sahada Rodri ve Merino gibi oyuncuların yer aldığı takımla İspanya U19'de Avrupa Şampiyonası'nı kazanmıştı. 2019'da 21 yaş altında Avrupa şampiyonu olurken İspanya, Dani Olmo o takımın en önemli oyuncusuydu. Bugün oyunun son bölümünde çizgiden top çıkarıp maçın senaryosunu değiştiren adamdan bahsediyorum. Oyarzabal o takımın bir parçasıydı. Bugün attığı golle İspanya'ya kupayı getiren adamdan bahsediyorum. Fabian Ruiz o takımın en önemli parçasıydı bugün. Özellikle dünyanın en iyi orta sahası sakatlandı. İkinci kere devam edemezken bütün yükün sırtında taşıyan oyuncudan bahsediyorum. Aslında gerçekten ki sonra belki şunu söylemek lazım. Tokyo Olimpiyatlarına da iyi bakmak lazım İspanya'nın. Çünkü orada bugün maç bittikten sonra yine durmayıp defar atıp İspanyol taraftarlarla şampiyonluk kutlayan Kukurella Olimpiyat milli takımının oyuncusuydu. Pedri, kaleci Unai Simon, yine Merino Oyarzabal da oynamıştı. Dani Olmo da Olimpiyat milli takımdaydı. O İspanya 11 yılın çıktısını bugün şampiyon olarak aldı. Karşısındaysa benim çok sevmediğim bir tarz. Rıza Hocam çok daha yorumlar kuşkusuz ama Çekingen, Ürkek, iki oyuncuyla hattı kapatayım belki işe yarayayım diye el freni çeken Southgate'in öğrencilerine karşı kazanması. Futbolun ölüp ölmediğini tartışmış şu günlerde. Bielsa'nın başka bir kıtada isyan bayrağını açıp basın toplantıda düzenlediği bir futbol dünyasında açıkçası İspanya tarafını tuttum ve çok da mutluyum İspanya'nın kazanmış olmasından. İspanya zaferi sonuna kadar niye hak etti? Çünkü ağababalarını yenerek finale geldi. Kabul edelim. Evet. Yani Fransa'sı, Almanya'sı, yani kim var denilmesi gereken yenerek geldi. İtalya'sı, Hırvatistan'ı, İngiltere ise set oynaması gereken maçlarda bile uyuyan taraftarları dünya basınının manşetine taşıdı. O nedenle şu an hak eden oyuncular sahada kupa merasimini bekliyorlar. İspanyol taraftarlar tabii İngilizlere göre çok daha az. Açıkçası turnuvanın da böyle çok hararetli yaşayan bir taraftar grubu değil ama neticede futbolun sahanın içerisinde kalan kısmında büyük bir coşkuyla kutlama var şu anda. Ufuk Kağan, yaklaşık bir aydır sen de oradasın. Gerçekten L1 Üçgen kanalından bize harika da yayınlar yaptın, içerikler çıkardın. İşe farklı tarafından bakmayı başarabildin. Biraz bu duygusallığın getirdiği şeyi de tarafgirliği de hissediyorum sende. Futbol kazansın isteğini fark ediyorum. Bir de senden turnuva yorumu rica edeceğiz. Organizasyon nasıldı? Aklında kalanlar neydi? Türkiye ne kattı bu turnuvaya? Ben de bir kısmını takip ettim ama dediğim gibi sen bir aydır oradasın. Turnuvadan notlarını da dinlemek isteriz. Tabii teşekkür ederim Ahmet Selim Kul. Ben kendim ülkemiz futbolu ne çıkarmalı diye baktığımda çıkardığım sonuç bugün Yamal'la Nico Williams turnuvaya damga vuran iki ismin yaşının toplamı 39 ve bir kupa kazanabiliyorlar ama 3 turnuvayı beraber oynadıktan sonra kazanabiliyorlar. Amili takımı eleştirirken ya da futbolcuları eleştiri yaparken bunu unutmayalım. Ve 2-3 turnuva sonra neler başarabileceğimizi hayal edelim dersini çıkardım. Avrupa'nın
içinde bulunduğu siyasi iklimden bağımsız bir organizasyon düzenlenmediğini unutmadan 2032 hazırlanalım. Bugün Avrupa'da yükselen sağ siyasal görüş ve akış Almanya'da düzenlenen bir turnuvada Merih Demiral'ın iki maç ceza almasına neden oldu. Biz içeride kısır tartışmalarla hangi tarafa daha yakın adam federasyon başkanı olur diye tartışırken el alemin UEFA'larda lobi adı altında nasıl cirit attığını ve hangi kararı çıkarttırdığını cebimize koyarak devam edelim isterim. Çünkü aynı UEFA Bellingham ki bizim ekibimiz çekmişti o görüntüyü ve bir ceza beklentimiz vardı haliyle. Bir yıl ertelemeli diye komik bir ceza ile geçiştirebildi. Dolayısıyla bunu cebimize koyup devam edebiliyor olmamız lazım diye düşünürüm. Aynı zamanda yine siyasal durumun dünyada Avrupa futbolu nasıl etkilediğine Fransa'da tipik bir örnektir. Mbappe'sinden en tecrübeli oyuncusuna kadar basın toplantılarını siyasi mesajlarla geçirdiler. Oyunun durağanlığını Fransa'nın çektiği sıkıntıyla hep beraber gördük. Dolayısıyla sahanın içinde kalmanın nasıl başarı getirdiğini hep beraber yaşadık. İspanya sahanın içinde kalarak bütün basın toplantılarında tek tek basın mensuplarına ismini hitap eden De Fuente gibi kibar bir teknik adamla oyunun içinde kalıp basın mensuplarından tutun da malzemecisine kadar tek tek malzeme veren İspanya milli takım nasıl kupa kazandığını dersin cebimize koyarak dönüyoruz. Ya da taraftar bazında belki burada sadece ayırabiliriz. Almanya erken elenmeseydi, milli takımımız erken elenmeseydi çok daha renkli bir turnuva izleyebilirdik. Çünkü kabul etmek lazım ki Avrupa'nın en renkli taraftarı bizde. Evet. Almanya'da ev sahibi olduğu için içine kattım. Belki bir de İskoçları dahil edebilirim. Taraftarsız bu oyunun olmayacağını, bu oyunun taraftar için oynandığını artık önce teknik adamların öğrenmesi gerekiyor. Ne kadar sıkıcı, ne kadar sağ yenilemesini kullanarak hareket eden teknik adam varsa başarısızlıklar diliyorum. Taraftarsız bu oyunun olmayacağını bence artık başta geri sağ atiyeti olmak üzere herkesin öğrenmesi gereken bir turnuva olduğunu da görüyorum. Yoksa 10 sene sonra bugün hayal ettikleri ücretleri alamayacakları bir futbol iklimine doğru da gittiğimizi cebimize koyarak ben yola devam ediyorum. Euro 96'yı çıkartma katlarından takip eden bir çocuk olarak bugün bir turnuvayı yerinde takip etmenin mutluluğunu taşıyorum. Ama futbol bana aynı tozu, aynı enerjiyi vermedi. Ben coşkunun eksikliğini futbolda fiziksel ve atletik performansın üst düzeye çıktığı şu ortamın çok gerekli olmadığını cebime koyarak gidiyorum. Ama ülke futbolu açısından şunu da söylemek lazım. Bugün İtalya gruptan çıkamadı. Spalletti ile Dünya Kupası yolculuğuna da devam edecek. Evet. Ben ne kadar eleştiriyor olsam da İngiltere ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nın üst üste final kaybetti. Dünya Kupası yolculuğuna geri Southgate'de devam edecek. Başarısızlık da belki lanse edilebilecek. Almanya yolun aynı hocayla devam edecek. Dolayısıyla istikrarın ve planlamanın ne kadar önemli olduğunu turnuvada şunu görmek lazım. En iyi futbol oynayan en başarılı olan şampiyon olmuyor. Şansı yaver giden de şampiyon oluyor. Bunu da unutmadan kendimize ders edinmemiz gerektiğini düşünüyorum Ahmet Selim. Ufukkan, harika özetledin turnuvayı. Müthiş dersler çıkarmışsın. Bizim de katıldığımız, birçoğuna katıldığımız dersler. Son olarak sence turnuvanın oyuncusu kim diyeyim ve senle o şekilde vedalaşalım. Son cümlelerimi söylerken özür dileyim. Yüksek gürültü var. Belki çok sesim volümlü geliyor. Gayet güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Özür dileyim ama turnuvanın çok yamal kandası ön plana çıktı. O yüzden sürprize gitmeye gerek yok. Ama turnuvada bir oyuncu arayacaksak Nico Williams'ı da unutmayalım derim ben. Nacizane.